Neon1 YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Şeyma Ünal. Artık bu kanalda sizlere spordan yemeğe, teknolojiye, aklınıza gelebilecek birçok konuda hayatınızı kolaylaştıracak önerilerde bulunacağız. Ben de bu zorlu ebeveynlik yolculuğunda işinize yarayacağını düşündüğüm bazı tavsiyelerde bulunacağım. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Neon1'den seçtiğim ürünlerle yeni doğan alışverişin olmazsa olmaz 11 parçasından bahsedeceğim. Bahsettiğim tüm ürünlere açıklamalardaki linkten indirimli fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Hadi isterseniz. Senin zaman başlayalım. Önce en kafa karıştırıcı konulardan biriyle başlıyorum. Kıyafet mevzusu. Neden, ne kadar almalıyım, hangi beden almalıyım, işte fazla alırsam çok mu gelir yoksa az mı kalır gibi soruları ben de çok çevremden duyuyorum. Kıyafet denince yeni doğanla ilgili aklıma ilk gelen olmazsa olmaz şey çıt çıtlı body'ler. En başta çokça ihtiyacınız olacak. Terleyecek, kusacak, yani sık sık kirlenecek, üstünü değiştirmek isteyeceksiniz. Yazın tek başına giydirebilirsiniz. Kışın ben hep atlet gibi giydirdim. Çocuklarıma bol bol çıt çıtlı body aldım. Carter Smith'ler paket halinde satılıyor. %100 pamuk. İki bebeğimde de bol kullandım. Hatta yani çınar için aldıklarımı şu an Nil için kullanıyorum. Yıkanıyor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Sadece Carter's'ta dikkat etmeniz gereken küçük oluyor bedenleri diğer markalara göre. Ona birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer çok sevdiğim de Osmoz'un organik pamuk bodileri. Hem yumuşacık oluyor hem desenleri çok sevimli oluyor. Dediğim gibi yani en çok kullanacağınız kıyafetlerden biri bu alttan çıt çıtlı bodiler. Bununla ilgili şöyle bir püf noktası vereceğim. Çok küçük beden almayın. Yani yeni doğan diye başlıyor bedenler. Yeni doğan alacaksanız sadece minik bir set alabilirsiniz. 3-4 tane. Çünkü çok çabuk geçiyor olur o evreyi ve o küçücük aldıklarınızı bazen hiç giyemiyorlar. Benim önerim 0-3 ay yeni doğan gibi bedenleri daha az almanız. 3-6 ay daha ideal oluyor birçok bebek için. Zaten bunlar çıt çıtlı body olduğu için alt, yani biraz büyük olsa da çok rahatsız etmiyor ama küçük olduğunda giydiremiyorsunuz. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Yani gelelim en büyük kalemlerden birine. Belki de en büyük kaleme yeni doğan alışverişinde bebek arabası. Ben büyük olduğumda şu an 3 yaşında başka bir bebek arabası kullanıyordum. Nil için başka bir bebek arabası kullanıyorum. Ve o çok ağır, böyle katlanmış filan biraz daha hantal bir arabayken şu an kullandığımız İngiliz Sinan'ın Trilogy'si, yani Travel System diye geçiyor bunlar. Bütün parçaların içinde olduğu çok daha pratik, katlanması çok pratik, katlanınca çok daha az yer kaplıyor. Hafif bir araba. Ebeveynler için en önemli şeylerden biri bence ne? Kullandığınız şeylerin pratik ve hafif olması ve kolay ulaşılabilir olması. Çünkü bir elinizde sürekli bir çocuk olacağı için bu geri kalan eliniz size çok lazım oluyor gerçekten. Böyle çabuk katlanması, hafif olması gibi konular çok önemli bence bebek arabasında. Biz çok memnunuz İngiliz Sinan'dan. Bunun ilk baştaki ana kucağını zaten ilk 6 ay araba koltuğu olarak da kullanıyorsunuz. Sonra bebek büyüyünce ve oturmaya başlayınca daha büyük bir araba koltuğuna geçtiğiniz için rahat rahat her ihtiyacınızı karşılıyor. Gelelim bakım işlerine. Yine olmazsa olmaz bir malzeme. Yani eliniz ayağınız olacak bir malzeme. Hiç tahmin etmeyeceksiniz ama ıslak mendil. Islak mendil olarak da ben Sleepy'nin yeni doğan ıslak mendilini kullanıyorum. Adı yeni doğan ama ailedeki herkes için bunu kullanıyorum. O yüzden böyle biz bolca alıyoruz Sleepy'nin ıslak mendillerini. Her zaman böyle stoklarımızda oluyor. Yapısı güzel, dokusu güzel, çok memnunum. Hiç böyle pişik vesaire ya da böyle alerjik bir reaksiyona sebep olmadı bizimkilerde. Bez meselesine gelecek olursak yine kıyafette önerdiğim burada da önereceğim. Bebeğin boyutunu çok böyle spesifik olarak tahmin edemediğiniz için yeni doğan ya da prematüre bir bebek bezi almanız önemli. Bir tık büyük olması onu rahatsız etmeyecektir. Bir numara alabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım ikisinde de. Bir numarayı da böyle yine stoklamadım. Çünkü dediğim gibi o evreyi çok çabuk geçiyorlar. Bir paket bir numaradan almanız işinizi görecektir. Zaten bebeğiniz doğduktan sonra bol bol stoklayacağınız bir şey olacak. Biz firmanın premium care'ini kullanıyoruz. Biraz bebek bezi deney yanıl işi. Ben başka markalarda kullandım yıllar içinde ama gerçekten bizim bebeklerin böyle hani dokusu, yapısı anlamında poposunu incitmeyen firmanın premium oldu. O yüzden ben çok memnunum. Yani aynı konudan devam edecek olursak pişik krem mevzusu. Biz özel olarak bir pişik kremi değil de sudokrem kullanıyoruz. Sudokrem böyle hassas ciltler için bakım kremi diye geçiyor. Yoğun bir yapısı var gerçekten ve çok böyle azıcık sürmeniz bile yeterli oluyor. Zaten ne kadar az ürün kullansanız ciltlerine o kadar iyi. Böyle minicik bir ürün bayağı bir işinizi görüyor. Ben sadece pişik olduğunda, kızardığında, ikisinde de ben pişik problemi yaşadım. O zamanlar kullanıyorum. Günlük alt değiştirme rutininin bir parçası yapmadım bebek pişik kremini. Çünkü gerekli olmadığı sürece dediğim gibi ekstra bir ürün kullanmak istemiyorum. Ama böyle kızarmaya başladığında sudo kremi sürdüğümde genelde çok çok iyi geliyor. Ve yani küçücük bir kutu bile inanılmaz uzun süre yetiyor dediğim gibi. Çok bereketli bir ürün. Şampuan olarak da Mustela'yı önereceğim. Mustela'nın bir sürü çeşidi var. Bendeki Gentle Cleansing Gel diye geçeni. Ben ikisinde de bunu kullandım. Yani yıllardır bunu kullanıyorum. İsterseniz kendinize bile kullanabilirsiniz. Hem vücut
hem de saç şampuanı. Yeni doğan bebeğinizle bence yaşayabileceğiniz en güzel şeylerden biri banyo zamanı. Ben Çınar'ı da çok uzun süre her gece uyumadan banyo yaptırdım. Nil'i de şu anda her gece uykuya götürmeden önce yıkıyorum. Her yıkamada şampuan kullanılması önerilmiyor. Ben de öyle yapmıyorum. Zaten kendi yağ dengelerini bulmaya çalışıyorlar. O yüzden çok oraya müdahale etmemek gerekiyor. Haftada 1-2 gibi kullanıyorum ben bu şampuanı. Benim güvendiğim bir marka Mustela ve bu dediğim gibi bu şampuanı özellikle çok seviyorum. Şimdi bahsedeceğim ürün iki anlamda çok önemli. Göğüs pompası. Bazen çevremdeki annelerin şöyle dediğini duyuyorum. Ben hemen iş hayatına dönmeyeceğim. Uzun süre zaten bebeğimle ben ilgileneceğim. Dolayısıyla bir göğüs pompasına ihtiyacım olmayacak. Buna kesinlikle katılmıyorum. Hemen iş hayatına dönmeseniz bile bence iki sebepten göğüs pompasına ihtiyacınız var. Bir şu, emzirme anlamında bebeğinizle uyumlanmanız biraz zaman alabiliyor. Her durumda böyle olmak zorunda değil ama böyle bir durum olabiliyor. Dolayısıyla vücudunuz süt miktarını ayarlayamıyor. Bebeğiniz de ne kadar içeceğini ayarlayamıyor. Bu süre bir haftada olabiliyor, bir ayda olabiliyor. Dolayısıyla böyle fazla süt geldiği durumlarda göğüs pompası hayat kurtarıyor. İkincisi ise belki de daha kritik olanı, sizin olasılık döneminde sürekli bir hormon kokteyli etkisi altındayken dışarıya çıkış biletiniz göğüs pompası. Ne demek istiyorum? Gidip bütün bir günü dışarıda geçiremezsiniz belki ama dışarı çıkıp bir kahve içebileceğiniz, belki bir arkadaşınızla buluşacağınız, sadece bir saat bile olsa kendinizle kalabileceğiniz ve kendinize zaman ayırabileceğiniz vakitler çok kıymetli oluyor. Eğer buzlukla sütünüz olursa bunu gönül rahatlığıyla yapıyorsunuz. Size de destek olacak birisi varsa evde, hani ona bebeği bırakıp sütle bırakıp bir mola vermek o yoğun dönemde duygusal ve fiziksel anlamda çok iyi geliyor. Ben Avent kullandım iki bebeğimde de. Eğer siz hemen çalışma hayatına dönecekseniz böyle daha performanslı ve daha hızlı süt sağan bir şey tercih edebilirsiniz. Ama benim gibi biraz daha esnek çalışıyorsanız ya da uzun süre evde olacaksanız böyle ufak kompakt bir şey rahat rahat işinizi görecektir. Ben 3 yıldır bayağı kullanıyorum ve tık demedi gerçekten Avent'in elektronik göğüs pompası. Diğeri de yine aslında ilk başta bahsettiğim sebepten ihtiyacınız olacak bir şey. Göğüs pedleri. Vücudun süt oranını ayarlayana kadar göğüs pedleri çok işinize yarayacaktır. Bir diğer sebebi de aslında daha hijyenik olması. Hani bebek sık sık emdiği için belki her emzirmeden sonra değiştirebilirsiniz. Yine ben birkaç marka denedim. En güzeli Lansin 12. Dokusu, yapısı, emiciliği çok başarılı. Aynı şekilde sütleri sağdınız. Ne yapacaksınız? Süt saklama poşetlerine koyup buzluğa koyunca gerçekten inanılmaz bir böyle özgürlük geliyor insana. Çok mutlu oluyorsunuz. Sütünüz ilk zamanlarda fazla gelebilir dediğim gibi. Ve buzlukta bu poşetlerin içinde 3 aya kadar sütünüzü saklayabiliyorsunuz. O yüzden olmazsa olmaz maddelerden biri bence. Son bahsedeceğim ise çok gerekli bir bakım ürünü. Bebekler ilk zamanlar elim nerede başlıyor, yüzüm nerede bitiyor, vücudum nerede çok bunun farkında olamıyorlar ve sürekli elleri kolları hareket ediyor. Çünkü suyun içinden çıkıp havaya geldikleri için çok böyle hareketli oluyorlar ve bu dönemde çok fazla yüzünü çizme vakasıyla karşılaşıyoruz. Ben iki bebeğime de eldiven takmadım. Çünkü eldiven biraz kısıtlıyor. Ellerini kullanmalarını kısıtlıyor. Zaten bebekler de pek sevmezler eldiveni. Hep böyle çıkarmaya çalışırlar. Büyük gelir, küçük gelir. O yüzden onu çok kullanışlı bulmadığım için ben ilk haftadan itibaren ikisinin de tırnaklarını kestim. Canını acıtırım hani çok ince falan diye endişeleniyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Ama ben ikisini de böyle çok dikkatli bir şekilde kestim ve keserken de bildiğimiz hani yetişkinlerin kullandığı bu hani klipsli tırnak makası çok iş görmüyor, çok rahat da olmuyor. Bildiğimiz makas gibi Chicco'nun makası vardı bizde. O böyle incecik olduğu için bir de tırnakları çok daha kolay kesiyor. Daha ben 3 yaşındaki oğlumun da hala tırnaklarını onunla kesiyorum. Çünkü hala yetişkine göre daha ince oluyor tırnakları. Çok uzun sürede dayanıyor. Sağlam da bir ürün. O böyle minik yüzler çizilmesin diye dediğim gibi böyle haftada bir çok da çabuk uzar tırnakları. Böyle dikkatli bir şekilde kesmeniz için bence olmazsa olmaz bir ürün. Neon1'den seçtiğim bu 11 ürünün yeni doğan alışverişinizde çok önemli, çok gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Eğer böyle bir alışveriş yapacaksanız da bu fiyatlar gerçekten çok uygun. Bütün ürünlere videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz mutlaka yorumlarda buluşalım. Hatta sizin önerdiğiniz olmazsa olmaz dediğiniz başka ürünler varsa da merakla bekliyoruz. Neon1'i takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.